Efendim TV Kayseri ekranlarından, Sorun Dertleşelim programından herkese kucak dolusu sevgiler diliyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin de aslında sosyal medyadan ve hayatımızdan da takip ettiği üzere çok çok hayatımızın içinde var olan, merkezde duran bir şey var. O da spor. Ve bu sporla biz aslında birazcık da böyle koşullu bir ilişkimiz var. Sizlerin de bildiği gibi spor olsa da olur, olmasa da olur diyoruz ama aslında vazgeçemiyoruz da. Bugün de bunu konuşacağız aslında, sporun hayatımızdaki yerini konuşacağız ve özel olarak spor dalları arasında da boksu konuşuyor olacağız. O yüzden eğer ki ilgileri varsa ve bu alanda merak duyanlar varsa çok özel bir konuğum da bizlerle birlikte. Bu yüzden bizimle beraber olun ve sorularınızı da bizimle beraber paylaşın lütfen. Şimdi ben sizinle konuğumu tanıtmak istiyorum. Bugünkü konuğumuz spor eğitmeni, boks koçu Kadir İyide. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten de spor hani hayatımızın böyle tam merkezinde. Evet. Hem biraz kaçmak istediğimiz hem de böyle kaçtığımız şeyden aslında tekrar spora geri girdiğimiz bir şey, öyle değil evet. mi? Evet, vazgeçilmez bir olgu. Bunu şöyle bir örnek vereyim. Mesela spor yaparken sakatlanırsın. Evet. Sakatlığın tedavisini tekrardan egzersiz sporla yaparsın. Onun için bir kısır döngüdür aslında. Çok yani. Doğru, evet. Yani aslında kaçtığımız şeyden de bazen hayattan da kaçmak için spora gidiyoruz. Spordan tabii, kaçmak için de aslında tekrar hayata giriyoruz gibi bir şey. Tabii ki mesela bazen insanlar o stresten, sinirden uzaklaşmak için ya da rahatlamak için spor yap. Yani birçok nedeni bu olabilir hatta bazen. Bazı grup insanlar özellikle yani rahatlamak ve bir tür meditasyon yapmak için spor yapılıyor. Evet, bu da gerçekten. Hayatın bir merkezinde tutuyor yani sporu sürekli. Evet. Bunun yanında tabii sağlıklı kalmak için, zinde kalmak için de spor yapılıyor. Bunlar önemli şeyler. Evet. Şimdi aslında birazcık da şöyle bir soru sorarak ben boksa geçmek istiyorum. Çünkü bu spor sizin hayatınızın neresinde ve boks aslında biraz da böyle boksu tanımlayarak başlayalım istiyorum. Ya spor benim hayatımın bir merkezi diyebilirim. Benim için büyük bir çatı. Çünkü sabah uyanıyorsun, akşam bitene kadar bir Evet. spor, bir böyle koşturmaca. Yani çok küçük yaşlardan beri sporun içerisindeyim yani. Boks ve spor özellikle. Eğitimimi de bu, üniversite eğitimimi de spor üzerine aldım. Yani hayatın hep bir merkezinde spor oldu benim için. Evet. İyi veya kötü, çıkışlı veya inişli bir dönem her zaman spor oldum. Boks aslında kültür seviyesi çok yüksek bir spordur. Biraz bu nasıl anlatayım? Yani biraz daha sporu, şey boksu kabalaştırdılar aslında. Onun dışında ya boks çok elit. Çok kültürel. Yani spor haz duygusu çok yüksek olan bir branştır. Yani saldırganlıktan ziyade savunmayı merkezinde barındıran bir olgudur. Evet. Yani sadece yumruk kuvvetine dayalı bir spor olarak bakmamak lazım. Rekabet, ondan sonra rakiple birbirine saygı, sevgi çerçevesinde sürekli bir branş yapıyorsun. Bu branş yaparken yumruk kuvvetine dayanıyor ama sonunda saygı ve sevgiyle bitirmen lazım. Bunun için yani kabalaştırmamak gerekiyor. Aslında boks çok elit ve çok kültürel bir spordur. Evet. Aslında çok doğru ve siz söylerken şey aklıma geldi. Hani çevremizde de böyle boksörlerin hiçbiri böyle kavgaya karışmayan insanlar falan oluyorlar genelde değil mi? Hiç kavga etmeyen insanlar falan oluyorlar böyle. Aslında psikolojik olarak da çok farklı. Zaten o yüzden bu programda konuşuyor oluşumuz bunun ana sebeplerinden biri. Çünkü boksun benim nazarımda yani psikolojik yansıması büyük bir rahatlama gibi görüyorum. Yani siz de öyle düşünüyor musunuz? Evet. Ben her zaman şey diyorum, bazen gelen üyelerime de aynısını söylüyorum ya da eğitim verdiğim yerde de aynısını söylüyorum. Boksu benim tabirim tabii ki de. Boksu ben bir spor dalının çok dışında tutuyorum. Boks benim için bir meditasyon, evet. bir rehabilitasyon, hatta bir antidepresan çok diyorum. Doğru ama. Evet. Çünkü birçok şeyi onarabiliyoruz biz boks esnasında. Saldırganlık seviyesini düşürebiliyoruz. Özellikle bu blue dönemde genç arkadaşların çok zorlandığı bir şeydir, sıkıntıdır bu saldırganlık. Bunu yenebiliyoruz. Fiziksel sorun, kilo alma veya kilo verme döneminde de tercih edilebilir. Hepsinin yanında savunma, yani özellikle kadın sporcuların tercih ettiği boyuta dönüyoruz. Yani sporu biraz savunma, kendine biraz güven aşılamak için de boks yapılıyor. Yani dediğim gibi sadece bir branş değil yani. Kesinlikle bir tür rehabilitasyon yani. Ben çok saygı duyuyorum zaten bu alana.
Şöyle bir şey var çünkü hani çocuklarda da bunu söylüyoruz. Özellikle 2 yaş, mesela 2-2,5 yaşta öfke nöbetleri vesaire oluyor. Hani anneler, babalar buradan daha iyi biliyordur. Bu öfke nöbetleri içerisinde şöyle şeyler söylüyoruz. Hani bana değil ama gel bak bir yastığa yapalım. Hani çünkü insanlara yaparsak canımız acır. Hani bunu da söyletiyoruz hatta diyoruz. Hani bu olmaz ama bak gel bir yastığa vuralım. Evet. Hani gel bak canı acımayacak bir şey, cansız olan bir şeye vuralım. Aslında hani Evet. küçüklükten itibaren o öfkenin yönetilmesi ve öfkenin doğru kullanılması aslında boksla aşılıyor gibi bir şeyiz Tabii öyle ki. değil mi? Yani bunun dünya üzerinde de çok büyük örnekleri var. Yani dünyanın en iyi boksörlerinden birkaçının ya bu spora başlama sebeplerinden birisi bu yani. Ya bir şeye hırslanıyor, bir şeye kızıyor ya da ailesi tarafından artık biraz daha o duygularını bastırılması için boksa başlatılıyor. Sonrası çok farklı yerlere dönüyor yani. Evet, çok doğrusunuz. Peki biraz böyle psikolojik yönlerini konuştuk ama hani insanlarda genel olarak gözlemlediğiniz neler oluyor böyle boksun psikolojik yansımaları olarak konuşacak olursak? Eğer ki boksun ana mantalitesini sporcu oturtturabilirsek, bunun bir saldırı sporu değil, bir savunma mekanizması. Hatta daha çok bir meditasyon, tekrar söylüyorum, bir rahatlama olarak bakılırsa işimiz kolaylaşıyor. Ama ilk gelen ya da ilk anlattığımız kişilere hep bunun bir hobi olarak, bir rekreasyon spor, yani bir boş zaman değerlendirme olarak yapılması gerektiğini, yani bu işi iş olarak, mesleki olarak yapan profesyonel sporcular, onlar artık işin başka bir boyutunda. Onlara müthiş bir saygı göstermeliyiz. Çünkü çok büyük emekler, çok büyük antrenmanlar, gününün belki de üçte birini idmanla geçiren arkadaşlar. O işin başka boyutu, ama hobi olarak yapılıyorsa tamamıyla rahatlamaya ve vücudunu zihinde tutmak amacıyla yapılmalıdır. Aksi takdirde zarar verir. Doğru. Hırs, hırs kendine zarar verir. Keskin sirke küpüne zarar misali. Evet, çok Çok doğru. fazla hırs da iyi bir şey değil. Çok fazla rahatlık da iyi bir şey değil aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Doğru oranda stres müthiş bir motivasyon kaynağıdır. Çok fazla stresli olmak da ya da çok Tabii ki. stresli olmak da hata yaptırır. Aslında yani boks da bunu kendi alanında bence yönetiyor stresi, Evet, öfkeyi, evet. krizi aslında birçok şeyi hani siz konuşurken düşünüyorum da yani stresi de büyük yöneten bir şey aslında ya da öfkeyi de çok büyük yöneten bir alan aslında öyle Tabii değil mi? ki. Şimdi şöyle örnek vereyim. Mesela bir maça çıkacak bir boksörden örnek verelim. Şimdi kuliste, sahne arkasında ya da ring arkasında bir hazırlık dönemi oluyor. En böyle 15-20 dakika önceden şeye başlanıyor. İşte sargılar sarılıyor, kıyafetlerini giyiyor falan. Ya kafanda şey var. Ya ben 15 dakika sonra büyük bir kavgaya gireceğim. Düşünsenize yani, kavga edeceğinizi biliyorsunuz yani. Gün içerisinde küçük birisiyle tartışıyoruz. Akşama kadar o sinir streslerimizden gitmiyor. Ama 15 dakika sonra müthiş bir kavgaya gireceksin. Belki deformasyonların olacak. Bunları bilmek, bu psikolojiyle kendini orada hata yapmadan ya da bildiklerini uygulamakta çekinmeyen, bildiklerini uygulayabilen bir olaya dönüşünce geçten zor yani. O kafa biraz... Çok doğru. Yani aslında fiziksel olarak tabii ki de hani sizin gibi hocalarımızın emeği Teşekkür hiç ederim. yani yansınamaz da ben psikolojik olarak nasıl hazırlandığınızı çok merak ettim açıkçası ki seyircilerimiz de bence merak Evet. ediyordur. Çünkü inanılmaz bir psikoloji. Yani o yani 1 saat sürüyorsa hani 2 saat sürüyorsa o maç süresi boyunca zaten her tarafın kırılabilir. Öyle Tabii değil mi? canım, Bunu bir bilerek risk, oraya evet. Her çıkıyorsunuz spor yani. branşında olduğu gibi boksta da bir risk var. Şimdi dediğim gibi o yani stres seviyesi çok yüksek. Çünkü dışarıdan da bir baskı var. Çevre faktörü de çok fazla. Çünkü taraftar, tribün, karşı takımın antrenörleri, senin antrenörlerin müthiş bir ses gürültüsü böyle ve o an hocanı duymak zorundasın. Ya tribün var, karşı hakemler var, işte ıslıklar, şeyler böyle, ama hocanı duymak zorundasın. Bunu uygulamak zorundasın. Uygularken karşıya sürekli hamle düşünmelisin. Hamlesine karşı koymalısın. Ve kendini Böyle korumalısın. kendini korumasın. Böyle müthiş bir, yani bir satranç gibi aslında. Bir sonraki hamleyi sürekli hesap etmelisin. O psikolojide sporcu gerçekten çok çok iyi hazırlanmalı. Yani kolay bir psikoloji değil. Bir de hatanın telafisi yok hocam. Birebirsin. Yani mesela bir takım sporunda öyle bir, hani bir kişinin eksiğini diğer takım arkadaşı kapatabiliyor, ama burada öyle bir şey yok. Hatada ilk olarak gidiyorsun yani. Gidiyorsunuz. Evet çok Toparlayamıyorsun. doğru. Yani böyle sizin gibi böyle diğer boks hocalarımızla ya da işte daha böyle spor hocalarımızla konuştuğumuzda şöyle bir anekdot anlatmışlardı mesela. Ben çok şaşırmıştım. Hani bir eleme sürecinde direkt şey dedi demişler. Hani işte burnu kırılan hani direkt burnu kırık herkesin burnunu kıracağız. Eğer buna kabul ediyorsanız varsınız. Hani direkt ilk boksör olma yetiştirme Evet. sürecinde.
Bunu da işte ben bir anneme sorayım, hani ben bir gideyim, ben bir telefon açayım, bir emin miyim değil miyim diyenleri hiç almamışlar zaten. Hı hı. Hani hocam buyurun hadi kırın da başlayalım diyenleri böyle almışlar aslında. Yani o kadar böyle değişik ki, yani gerçekten bunu da kırmamışlar ama yani evet. Hani bu bir psikolojik bir soru aslında. Yani bizim hani bizim için böyle anamnez formu gibi bir şey herhalde. Yani o yani, sırada boksa hazır mısın, gerçekten bunu göze alıp alamayacağını test ediyor aslında. Evet, öyle evet. Değil mi? Yani bir nevi yani ön böyle ön protokol gibi evet, bir şey yani. Evet. Şimdi kullanılıyor mu? Çok fazla. Çünkü artık müthiş derecede herkes bir spor branşı ya da herhangi hı hı. bir konu hakkında bilgi sahibi çabuk olabiliyor. Hı hı. Bunun internet ve sosyal medyada müthiş bir katkısı var. İnternet evet. ve sosyal medyanın. Şimdi bu kadar çabuk bilgiye ulaştığımız için artık o biraz eskide kalmış hı hı, evet. sorular. Ama bir ön eleme yapılıyor gibi diyebilirim. Çünkü fiziksel olarak kendini her zaman zihinde tutabilirsin ama psikolojik olarak ya da metafizik olarak hazırlanmak zordur. Buna en başından beri. Ya ben cesaretim yok. İşte yaptıkça cesaret kazanırım ya da dövüştükçe cesaret kazanırım. Biraz zor. Hı hı. Hani biraz şey deriz ya, hani içinden gelecek. Evet. Bu haz duygusunu kaldırabilecek ya da bu psikolojik baskıyı kaldırabilecek insanlar bu branşta daha rahat hareket edebiliyor. Peki şimdi gerçekten de haz duygusu çok yüksek olan bir şey ve hani şöyle bir şey de var, şimdi ben düşünüyorum o ring alanını ve hani yarım orasının yarısı da senin yenilmeni bekliyor, yani oradaki yarı tabii, insanda tabii. yani hani dayak yemeni ya da işte birilerinin senin burnunu kırmasını falan evet, bekliyor evet. ve senin burnun kırıldığında alkışlanıyor mesela, hani öyle değil evet, mi, tezahürat evet. yani böyle psikolojik olarak hani hala oturtamadığım bir spor, öyle söyleyeyim. Yani ama şey dediğim gibi kabalaştırıyorlar biraz evet. boksu aslında. Şimdi şöyle, şimdi karşı karşıyayız. Hı hı. Müthiş bir, yani açıkçası ya da şöyle söyleyeyim, yok etmeyi düşünüyorsun. Yani onu evet. Knockdown etmeyi düşünüyorsun. Onu yere düşürmeyi düşünüyorsun. Ama maç bitince sarılacağını biliyorsun evet, o rakibinle. Tam ben de onu söyleyeceğim. Yani tabii, bitince de selamlaşarak sarılarak evet. bitiyor i̇şte, yani. İşte dediğim gibi kültür seviyesi çok yüksek bir evet. branş. Sadece yani dövüştüm, hadi bitti, git, yok. Kenardan keza biz de mesela dövüşen öğrencilerimizi maç sonunda kaybetse de kazansa da karşı köşeye yönlendiririz. Hani oraya git, tebrik et. Önce bize değil yani. Ve şahsen ben kendi öğrencilerim maç bitip de kazanınca böyle müthiş bir sevinçle bana doğru dönerler. Ben yok derim hani karşıya. Önce onlara. Çünkü kaybedene biraz daha saygı göstermelisin. Çünkü onları kaybettiğinde anlık üzüntüleri daha fazla olabiliyor. Sonradan belki biraz daha rahatlıyorlar ama anlık olarak sen o saygıyı göstermek zorundasın. Evet, çok güzel bir saygı çerçevesinde giderse bir sıkıntı yok. Evet. Ama iş biraz daha o çirkeflik dediğimiz boyuta dönerse orada işte sporun elitliği de dışarıda evet, kalıyor. Maalesef. Boksun elitliği de dışarıda kalıyor. Sonra istenmeyen görüntüler ya da istenmeyen olaylar. Evet. Yani gerçekten de ama bu şeyi tutabilmek, bunu sınırda tutabilmek çok hassas bir düzey bence. Peki kaybettiğinizde, yani öğrencileriniz hani kaybettiğinde nasıl bir psikolojik destek sağlıyorsunuz? Kazandığında evet zaten muhtemelen o kendi kendine de orada bir şeyler evet. yapıyordur. Siz o belki o hırsı biraz daha düşürmek için çaba evet. sarf ediyor olabilirsiniz ki bu çok önemli bir şey gerçekten. Sporun elitliği için de. Peki kaybettiğinde hani karşı taraf bunu ne diyor mesela, ya da nasıl o sırada psikolojik olarak ortamı hazırlıyorsunuz? Ya şimdi maçtan sonra bazen kazanınca sporcularda müthiş bir rahatlama oluyor. Bu da hata yaptırır. Evet. Hani biraz stres azaldıkça evet. hata yapma lüksün de artar. Rahatlayınca hata yapabiliyor. Ve biz de orada o rahatlamaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Orada biraz işimiz kolay. Biraz ses tonu falan yükseliyor ama kaybedince sporcu demoralize oluyor zaten. Ve ses tonunu yükseltemiyorsun zaten. Çünkü 1-0 geridesin. Tabii ki. Şimdi sporcuya bunun hani hep şey derler ya, klişedir, önümüzdeki maçlara evet. bakalım. Önce bununla başlıyorsun. Önümüzdeki maçlara bakalım. Dedikçe işte yani açık bir yerini bulursan, sporcu sana bir dal verirse tutuyorsun oradan. Yani bir sonraki maça adoklamaya çalışıyorsun. Buradaki en önemli şey antrenör gözlemidir. Ya bu çocuk kaybetti ya da bu birey kaybetti ama nasıl, neden, eksiği neydi? Yani kaybetti ya da darbe aldı ya da düştü ama eksiği var. Evet. Ya da orayı kapatması gerekiyor diye bu konu başlıklarını ona anlatırsın. Anlattıkça eksiğini kapatmaya çalışırsın ve bir sonraki maça daha iyi hazırlarsın. Böyle tutmaya çalışıyoruz yani. Zinde kalması lazım sporcunun. Çünkü kaybetmek dünyanın sonu değil yani. Kesinlikle. Herkes kaybedebiliyor tabii yani. Tabii ki öyle. Şu an boksun en iyileri bile kaybedebiliyor. Evet. Bir kez düşebiliyor, iki kez düşebiliyor. Ya da kemerini kaybedip tekrar kazanabiliyor. Ki oradan dönüş önemli. Evet. Zaten boksta da bu vardır. Önemli olan düşmek değil. Geri kalkmak. Evet.
Düş yani. Düşmen, herkes düşebilir. Evet. Ya da herkes kaybedebilir. Ama geri dönütün nasıl olacak? Hı hı. Hayata verdiğimiz cevap da böyle değil mi? Çok doğru. Evet. Yani geri... kalkabildiğimiz tabii kadar zaten. Yine hayat anlamlı oluyor. Ne kadar sürede kalktın? Bir de bu da önemli. Evet, çok doğru. 10 saniyede kalkamazsan evet, oradan sonrası, boks için oradan sonrası yok ama kesinlikle daha öyle erken kalkarsan bir şansın daha var. Hı hı, çok doğru. Peki şunu sormak istedim şu an. Şimdi tüm bu kaybedişin içerisinde bir yerde hani size de oklar dönüyor olabilir hoca olarak, değil mi? Bu kadar yoğun hırsın içerisinde, bu kadar yoğun psikolojinin içerisinde siz nasıl kendi psikolojinizi sağlam tutuyorsunuz? Bütün hocalar nezdinde soruyorum aslında size. Ya aslında hoca arkadaşlarım da bana katılacaktır. Şimdi şöyle, sporcu kaybedebilir ama bireysel branş olduğu için biraz daha sporcunun daha konsantrasyonlu olması lazım. Hı. Daha konsantre olması lazım. Belki antrenör eksik yüklemeler yapmıştır. Belki programlamada yanlış yapmıştır. Yani bunlar olabilir. Kendine de pay çıkaracaksın her zaman. Tamam, bu çocuk kaybetti ya da bu birey kaybetti de ben neresindeyim bunun? Yani müthiş bir maç oynar. Yani ucu ucuna kaybeder ondan sonra ama orada böyle 1-2 puanlık bir kayıp vardır. Çok fazla üzerine alınmasın ya da sporcuya çok fazla yük bindirmesin. Çünkü ortada bir maçtır, kazanmıştır. Ama bariz hatalar, bariz bir kondisyon eksiği ya da bariz bir güç eksiği var, rakip ciddi anlamda sporcunu ezdiyse burada kendine pay çıkartmalısın yani. Ya demek ki bende de bir eksik var demelisin yani. Her zaman kendine bir, önce kendin. Evet. Benim nezdimde böyle. Hı hı. Yani diğer arkadaşlar adına konuşmuyorum ama önce ben. Evet. Aslında çevre etkisi de burada o zaman çok önemli. Hani dediniz ya, orada ringe çıkacak, hani boksa çıkacak kişinin oradaki motivasyon tabii ki çok önemli. Ve siz ne kadar da onu süslerseniz, o motivasyonu ne kadar verirseniz de bir yerde, ki biz bunu psikolojide her alanda konuşuyoruz, çevre etkisi her şeyde çok yüksek. Evet. Yani ailesi, sosyal yaşamı, iş arkadaşları belki. Yani o sırada aslında hani o yarışa çıkacak ya da belki yarıştan ziyade hani boks yapacak kişinin, sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerinizden de düşünebilirsiniz. Ailesi mesela nasıl bir tutumla karşılamalı ya da belki hani orada nasıl bir rahatlatmalı insanlar? Yani çünkü sizin dışınızda yaşadığı bir çevre de var onun. O tabii, salondan tabii çıktıktan sonra yine ailesine dönecek, yine çevresine gidecek aslında. Ya şimdi bu konuda biraz anneler biraz daha... Nasıl diyeyim? Biraz daha tedirgin. Evet. Çünkü hiçbir anne, tabii hiçbir anne çocuğuna zarar gelsin, çocuğun canı acısını istemez. Babalar biraz daha bu işin şey boyutunda. Ya işte yapsın hocam geldiği kadar. Yani eğer ki çocuk çok demoralize olursa ailesini maça istemeyebiliyoruz bazen. Çünkü kulağının biri tribünde, gözünün biri tribünde olursa bizim işimiz çok zorlaşıyor. Bu sefer komut algılamıyor orada. Ama bazen de çok çok böyle anlayışlı, çocuğunun bunu bir spor olarak yapmasını öğreten, spor olarak yaptığı bilincinde her zaman aşılayan aileler var. Burada da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Mesela var şu anda çalıştığımız birkaç aile var. Getiriyor çocuğunu, antrenmana bırakıyor. Antrenman bitene kadar bekliyor. Bazen antrenmana girmek istiyor, ben alıyorum. Bazen onlar istemiyor, ben çağırıyorum. Ya da bazen onlar istiyor, ben almıyorum. Şimdi dönem dönem çocuğun o anki dediğim gibi durumu çok önemli. Bazı aileler öyle de çok destek veriyor ki bizim işimiz kolaylaşıyor. Şimdi çocuğa evde örnek veriyorum, bir öneride bulunuyorsun ya da bir ev ödevi tarzında ya da evde dikkat etmesi gereken bir şey söylüyorsun. Buna mutlaka anne babanın destek vermesi ya da onu o duruma itmesi lazım. Ama yapmayınca çocuk fazla sorumluluk hissetmiyor. Evet. Çok doğru. Aile çok önemli. Aile çok önemli. Yani aslında bence tüm toplumun desteklemesi ve tüm toplumun aslında yetiştirmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Özellikle evet, evet. Mesela şuraya gelmek istiyorum. Hani bokstaki kadının yerine mesela baktığımızda, yani toplum olarak gerçekten daha da çok desteklememiz gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni yeni böyle daha da aslında kadınların boksta, o böyle yarışlarda çok göz önünde olduğunu görüyorum ve ben bir kadın olarak gurur duyuyorum bununla. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani asıl bence toplumun ve ailenin hani bu boks erkek işidir kısmından biraz çıkması lazım diye düşünüyorum. Bu durum biraz rahatsız edici bir cümle. Boks erkek işidir. Evet, değil mi maalesef? Yani sporun bir kez cinsiyeti ya da yaş kavramı yoktur. İmkanı şey yoktur. Herkes her yerde ya da kadın erkek fark etmeksizin boks yapılabilir. Yani aslında kadın sporcuların bu kadar çok merak salmasında toplumun bu son zamanlardaki yaşadığı saçma sapan olaylar, evet, görmek istemediğimiz olaylar ya da duymak istemediğimiz olaylar yaşanıyor.
Burada işte biraz daha kadın sporcular kendini savunma içgüdüsüyle çalışmak istiyor. Ben de burada seve seve hatta bir tık da daha fazla ilgilenerek bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi kendini savunma içgüdüsü. Bu biraz bizi üzerek. Evet. Üzüyor yani. Yani keşke bunun buna zorunda kalmayıp böyle hani hobi olarak gelseler ya da gelsek değil mi daha güzel olur. Tabii ki. Son zamanlarda da çok popüler olmasının sebebi mesela bu seneden örnek vereyim. İki boksörümüz olimpiyatta. Biri evet. Altın, biri gümüş madalya. Kesinlikle. Bu sene az ikisi de. Biri altın madalya aldı. Olimpiyat altın madalyası. Biri de olimpiyat ikincisi oldu. Bu bizim gurur duyacağımız bir şey. Yani iki tane kadın boksör gönderiyorsun olimpiyatlara. Olimpiyat demek bir sporcunun katılabileceği en üst düzeyde organizasyon demek. Yani iki tane kadın sporcu gönderdik. Ben çok çok yani hatta gözlerim doldu. Özellikle Sürmeneli'nin maçında, son maçta rakibi çok çok tecrübeliydi. Evet. Orada öyle üstün bir maç oynadı ki yani orada işte Türklük içgüdüsüyle de böyle gözlerim doldu yani. Onların orada aldığı iki madalya bize çok şey kattı. Sonra işte sosyal medya. Evet. Özellikle ünlü isimlerin hobi olarak yaptığı, kendilerini savunma olarak yaptığı boksu paylaşmaları. İnsanlara ve kadın sporculara biraz daha ya ben de yapabilirim. Ben de yapabilirim. Şeyi kattı böyle. Popülaritesi arttı yani. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Aslında evet yani sosyal medya bunun çok çok büyük bir yerinde. Yani çünkü şimdi artık böyle görüyoruz hani Instagram'da da çok fazla videolar görüyoruz değil mi? Hani bu çok güzel görünüyor. Ama bir de işin ben şu kısmını da biraz hissediyorum şimdi bunu da söyleyelim. Hani sadece video içinde boks yapılıyor gibi hissediyorum yani maalesef. Çünkü gerçekten o motivasyonla o böyle o hırsla geldiğini mesela hissedebiliyor musunuz siz video çekerken? Ben bunu da merak ediyorum. Ya takipleşiyoruz işte ben biliyorsunuz videolarda biraz özenerek şey hareket ediyoruz. Yani sporu bazen araç olarak kullanıyorlar. Evet. Evet. Ya yani şimdi biraz hobi olarak yapıldığı için bizdeki özellikle biz biraz da boş zaman değerlendirmek hobi olarak yaptırıyoruz son zamanlarda. Biraz hocam videoyla başlayalım gibi şeyler diyoruz. Bir kez önce bunları hani göstermek istemeleri bizi mutlu ediyor. Yani yaptığını göstermeleri. Burada paylaştıkça bence özgüvende artış oluyor. Değil mi? Yani tabii. Evet orası da var. Ama tabii ki amaç olarak kullanılması bizim için daha hoş. Hem amaç olarak kullanalım hem video çekelim. Evet değil mi? Mesela. Kesinlikle. Tabii hem paylaşım yapalım. Evet evet. Kendinizi duyurun. Zaten güçlü olduğunuzu hissettirin. Biz hep bunu söylüyoruz. Evet. Özellikle kadınlar güçlü olduklarını belirte belirte. Ben her zaman diyorum. Boks yaptığınız için spor içerisinde tabii. Kişisel hayatlarına müdahale etmeden. Spor içerisinde biraz narsist olabilirsiniz diyorum. Biraz spor egosu olabilir diyorum. Çünkü yaptığınız branş öyle cesareti olmayan ya da özgüven düşük olan insanların yapabileceği bir olgu değil diyor. Onun için bazen araç olarak kullanılabiliyor. Evet. Sosyal medyada yani ama yani. Şöyle söyleyeyim zaten sosyal medya hani boks için değil her şey için aslında yani araç olarak kullanılıyor. O yüzden tabii ki de boksa yansıması da çok normal. Tabii spora yoksa yansıması. Tabii ki burada video çekenleri de hani şey yapmıyoruz tabii yo, ki de çekip tabii daha ki. Da güzel paylaşsınlar hatta. Diyorum ya ben bir kadın olarak gurur duyuyorum zaten ama hani işin arka yüzünü de bilince böyle biraz şey kalıyor hani boksu hafifletiyor gibi kalıyor aslında. Yani orada sanki boks değil de daha çok kendini ön plana çıkarıyormuş gibi hissettiğimiz için bazen, söylüyorum. Bazen olabiliyor. Değil mi bazen? Aynen. Evet. Ve şöyle bir şey var şimdi bu böyle sosyal medyanın gerçekten de gücü çok yüksek. Yani o dediğiniz gibi özgüveni de veriyor insana, cesareti de veriyor. Bunun böyle hani ne düzeyde olması gerekiyor sizce? Bence bunun da orta düzeyde tutulması lazım. Yani hani dediğimiz gibi o hırsı çünkü çok yükseklere de taşıyabilir. Belki sosyal medyanın etkisiyle. Ya da belki onun aldığı yorumlar, videoya alınan yorumlar daha da aşağı çekilebilir. Hani özgüven zedeleyebilir vesaire. Belki hani o videolara karşılık ne yapılabilir? Ya da o videolarda nasıl dikkat edilecek şeyler olabilir? Ya sosyal medyanın içerisinde belki boks izlerken neye dikkat edebiliriz falan tarzı bir şey sorsam. Şimdi ben o soruya şöyle cevap vereyim. Öncelikle kendimiz hani bir izleyici olarak ya da bir arkadaşımızı takipçi olarak kimsenin yaptığı sporda ya da kimsenin fiziksel olarak durumuna, sporda giydiği kıyafete, işte saçın şöyle olmuş, böyle mi spora gidilir, bugün spora mı gidilir? Bunlar insanı düşürür. Yani bunu izleyici olarak söylüyorum. Bunlar insanı düşürür. Ya sen boks yap, sen boksta ne işin var? Ya sen boks mu yapacaksın? Ya işte boks mu? Ya işte fitness mı? Ne olacaksın? Özellikle bu soru. Yani insanlar hobi olarak da spor yapabilir. İnsanlar rahatlama olarak da spor yapabilir. Belki problemi vardır. Orada sinir atıyordur. Bir nevi yani orada kendini rehabilite ediyordur. Ya da paylaşan olarak yani
birinci kişi olarak. Hı hı. İşte hocam ya benim biraz kilo sorunum var, paylaşmasam. Hı hı. Ya da hocam ben attım, kötü yorum geldi. Ya takılma. Hı hı. Sen kendini seviyor musun? Evet hocam seviyorum. Tamam yani dış gözün ikinci bir kişinin senin için önemli bir kişi değilse yorumunu dikkate alma. Hı. Ya da yorumunu kısıtla. Ya da sana yorum yaptıklar zaman sadece teşekkür et. Hı hı. Kötü yorum da geç, teşekkür et. Hı. Dış etkenlere takılma. Bu evet. Düşürür. Gerçekten düşürür. İşte hocam ben iyi miyim? Ya iyi veya kötü. Yapıyorsun ama. Hı hı. Şimdi herkes aynı seviyede tutamayız ki yani. Hı hı. İşte hocam ben atıyorum da şöyle mi böyle mi? Ya hiç gerek yok. Düşürmeyin kendinizi. Vallahi diyorum. Hı hı. Bunlar insan motivasyonu düşürür. Özellikle bir başkasına yorum yapmayın. Hı hı. Mesela özenerek baktınız. O çok güzel dediniz. Teşekkür et. Ya da evet. onu tebrik et. Hı hı. Bir insan geldiği zaman ya da birini gördüğün zaman... Aa bugün örnek veriyorum kıyafetin ne kadar güzel demek ki benden hiçbir şey kaybettirmez. Evet kesinlikle. Söyleyin bunları ya da onu spor yaparken görüyorsan ve onu takdir ediyorsan bunu belirt. Hı hı. De ki ya aa ne kadar güzel spor yapabiliyorsun ya da aa çok cesaretine hayranım. Biraz motive edin yani hı hı. Düşürmeyin insanları. Hı hı. Hep bunu söylüyorum ben. Kesinlikle öyle ve çok da güzel bir şey söylüyorsunuz aslında. Yani hani psikolojik olarak da o motivasyonu sağlam tuttuğunuz çok belli her halinizden. Şunu da ben söyleyeyim. Hani gerçekten de işte bahsettiğim sosyal medya kısmı burası zaten. Yani o dış etkenler o kadar açık bir hale geliyor ki o sosyal medyadaki video. Kişinin özgüvenini de düşürebiliyor. Özgüvenini çok yükseltebiliyor da. Evet. Ama sosyal medya kısmı zaten sahte olan kısım birazcık evet. Da öyle değil mi? Yani gerçekten hani sizinle ve öğrencinizle arasında olan kısım gerçek evet. Olan kısım zaten. Kendi iş dünyanızda ne yaşıyorsanız evet. O. Hı hı. Özellikle mesela Covid, evet. Bu Covid karantinada biz biraz daha uzaklaştık. Hı hı. Yani evden yönetmeye çalıştık. İnsanlar burada işte farkına vardı gerçekten sporun. Hı. Gerçekten yani Covid yani tabii ki çok olumsuz. Hı hı. Yani dünyanın ilk defa gördüğü bir şey ama hı. Spora biraz yaradı. Evet ben de tam oraya gelecektim aslında. Yani gerçekten pandemiyle birlikte ciddi anlamda sayılar arttı çünkü. Hani herkes evde aslında biraz böyle evde evet. Kapalı kaldığımız zamanlarda bayağı böyle hani spor videoları da başlamıştık ilk zamanlarda en azından. Sonra birazcık böyle onu saldık falan evet. Ama hani ilk başlarda gerçekten de o spora çok böyle meraklıydık ve evde kaldıkça da aslında böyle farklı alanlarda da bir şeyler geliştirmeye ve bir şeyler üretmeye başladık mesela. Ama sonrasında böyle yavaş yavaş açılmaya başladığımızda ilk olarak herkes spor salonuna gitti değil mi? Bu sırada fark etmişsiniz. Bunu. Nasıl yorumluyorsunuz genel olarak bu tabloyu? Şimdi insanlar fark etti ki spor gerçekten yani metabolizmayı ya da hı-hı. insan sağlığını en dinç tutabilecek evet. Ve en kolay yoldan. Hı-hı. Gerçekten yani hem keyif alacaksın hem güzel vakit değerlendireceksin. Kötü alışkanlıklardan uzak duracaksın. Yani bunu yaparken vücudun sağlık kazanacak. Metabolizması hı-hı. güçlü olacak. Hı-hı. İnsanlar bunun işte o sağlık biraz hani herkesle sağlık. Çünkü bir ara ülkenin tek gündem konusu sağlıktı. Evet. Böyle olunca insanlar buna nasıl ulaşabiliriz diye şey yaptı. Hı hı. Bir araştırma içine girdi. Tabii ki de bunun en büyük şeyi spor. İşte homeworkler başladı, ev çalışmaları. Videolar çok popüler hale gelmeye başladı. Hı hı. Evet. Ve işte tekrardan açılınca salonlar insanlar kıymetini anladı. Kıymetini anladı. Şey. Tabii evet. Şey yaşam alanı daraldı. Hı hı. Ve bu dar alanda en verimli çalışmaya çalıştılar insanlar. Ya da en verimli hareketleri yapmaya çalıştılar. Evde yaptılar. Keza dışarıda biraz yürüyüşle uğraştılar salon kapalıyken. Hı hı. Ama salon açılınca böyle bir küçük bir hücum oldu. Evet. Aslında iyi oldu. Çok güzel yani, oldu. Yani ticari olarak söylemiyorum bunu. Hı hı. İnsanlar biraz olarak, evet. İnsanlar biraz daha sporun insan hayatında hep bir yerinde olması gerektiğini anladı. Kesinlikle öyle. Spor için imkan her zaman vardır. Bana hı. anlatıyorlar işte hocam işte 10 saat çalışıyorum, 12 saat çalışıyorum. Tamam saygı duyuyorum. Ya mesela çok istiyorum ama yapamıyorum. Çok istiyorsan bir saat uykundan taviz ver. İşte bir saat televizyon izlemekten taviz ver. Ya da dışarıda bir saat kahve içmekten taviz ver. Hı hı. Ya da çok istiyorsan bir saat o dinlenmenden taviz ver. Haftada böyle 1-2 saat taviz versen seni motive eder. Gerçekten. Evet şimdi buradan seyircilerimizin hepsinde de muhtemelen bende olan gülümseme oluyor. Çünkü hani bahane ürettiğimizi fark ettim ben de siz söyledikçe. Şöyle bir şey söylesek mesela buradan seyircilerimize de belki hani boksa bu kadar da böyle hani yapamayacaklarını düşünenlere mesela bir şeyler söylesek buradan özellikle cesaret vermek için ya da belki hani boksa gelmeden de bir spor alanı, spor dalı yani sadece oturdukları yerlerden de bir şeyler yapabileceklerini söyleyebiliriz belki buradan da. Yani spor sadece spor salonunda yapılmaz. Evet her evde, yerde değil mi aslında? Evde yani özellikle ev kadınları mesela temizlik yaparken spor yapar. Evet. Örnek veriyorum. Markete giderken spor yapar. Ha. Bir çocuğun peşinde koşmak aslında tabii canım, bence bir çocuk en büyük zaten spor. En büyük spor aynı. Evet.
Çocuk mesela örnek veriyorum. Şöyle markete giderken yolunu uzatırsın biraz. Evet. Salona gelemiyorum diyorsun. Yani ya da eve toplu taşıma kullanıyorsun. Bir durak önce in. Arabayı biraz uzağa park et. Arabayı uzağa park evet. et. Ya da o gün yürüme mesafesindeyse iş ile ev aran. O gün yürüyerek geçir. Hava güzelse işten yürüyerek çık. Yani bunlar da... Asansör kullanmamak bunlar da spordur belki. Yani. Mesela boks yapamıyorum ama bir salon sporu yapmak istiyorum. Tamam. İşte fitness yap. Ya da işte pilates yap, reformer yap, yüz, işte tenis oyna. Yani spor öyle kısıtlanamaz. Yani böyle yüzlerce branş var yapılabilecek. Ve herkesin sevdiği, herkesin yapabileceği kesinlikle bir spor branşı vardır. Kesinlikle. Mesela ben rahat boks yapabilirim. Diğeri rahat yüzebilir. Ben rahat yüzemeyebilirim. Yani herkes bence kendine uygun branşı bulmalı. Evet. Yoksa evde yürümek bile, ev işi yapmak bile bir spordur. Ekmek almaya gitmek de bir spordur. Değil mi? Aslında yeter ki hareket etmek. Yeter ki iste. Evet, çok doğru. Tabii. Çünkü pandemide konuşurken şunu fark ettiğimi de söyleyecektim. Yani özellikle biz danışanlarımızdan da böyle yorumlar alıyoruz. Mesela herkesin panik atak seviyesi de çok yükseldi bu süreçte. Yani özellikle çünkü herkes de böyle o kalp çarpıntısı, hani acaba gerçekten de korona mıyım mesela, inanılmaz bir panik atağa evrildi ve panik atak aslında ataklar çok arttı. Biz bunu çok yaşıyoruz. Ve şöyle bir şey de var. Yani uyku süreleri de çok bozulduğu için dikkat dağınıklığı çok fazla arttı. Yani dikkat odaklanma problemleri çok çok arttı. Bizim genel olarak çalıştığımız alanlar buydu zaten korona süresince. Ve sebebi de şuna bağlıyoruz genel olarak. Tabii ki özel sebepler dışında. Evde sıfır hareket ettiğimiz için, hani hiç hareket yok. Enerjiyi de biz atamadığımız için uyuyamıyoruz. Yani o uykuyu getirecek, o böyle dinlenmeyi sağlayacak, o melatonin hormonunu salgılayacak hiçbir şey olmuyor. Hep evdeyiz ve hep oturuyoruz, öyle değil mi? Evet, harika bir yer. Yani güzel bir yere değindiniz. Yani insan yorulmuyor. Hani mesela bir fazla yürüdüğün ya da fazla çalıştığın bir gün uyku düzeyinin ne kadar kaliteli olduğuna insan daha çabuk... Deliksiz uyuyoruz mesela. Tabii daha çabuk dalıyorsun, daha çabuk REM'e geçiyorsun. Yani ama işte Covid'de hiçbiri yoktu. Evet. Ve yeme düzeni çok bozuktu. Çok. Şimdi insanlar biraz sosyal, yani sosyal yaşantısı, sosyal hayatı kısıtlanınca bu sefer bunu evde tolere etmeye başladılar. Mesela restoranlar kapalıydı. İşte ev hanımları ya da kadınlar yemek yaparken biraz daha sunuma dikkat etti. Biraz daha mesela tatlıya ya da yapılabilecek evdeki tatlılara, evdeki yapılabilecek şeylere özen göstermeye başladı. Ya da daha çeşitli yemekler denemeye başladılar. Bu sefer yeme alışkanlığı da değişti. Evet. Hareket düştü. Yeme alışkanlığı arttı biraz, değişti. Uyku düzeni zaten bozuldu. Evet. Eşittir spor salonu sonrasında. Aynen. Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi yavaş yavaş da böyle sonlara geliyoruz da. Ben şöyle genel olarak konuştuğumuz konuları toparlayacak olursak. Şimdi benim de bu arada mesela boks bana da böyle çok sevdiğim ama biraz yapamayacakmışım gibi gelen spor alanlarından birisiyken sizin bir sözünüz karşıma çıktı. Buradan o yüzden seyircilere de onu söylemek istiyorum. Senin hayatının ne farkı var bokstan, değil mi? Evet. Öyle bir sözünüz böyle çok etkiledi yani gerçekten. Hani gerçekten hayatta da bir şeylerle hep savaşıyoruz zaten. Bari o içimizdeki o öfkeyi, o içimizdeki o saldırganlığı ya da o içimizdeki hırsı en azından boks torbasından çıkaralım, tabii, değil mi? Tabii tabii. Ben bunu ilk söylediğim zaman bayağı biraz böyle birkaç defa okunan bir cümle haline gelmeye başladı. Çok anlamak etkileyici için. Bir cümle, Şey demiştim, sahiden hayatın ne farkı var bokstan demiştim. Ya, hayat böyle yani. Düşüyorsun, kalkıyorsun ama devam ediyorsun ya da sürekli bir mücadele halindesin. Yani ve bunu yaparken de yani sizin dediğiniz gibi ya zaten ben mücadele vereceğim ya da ben spor yapacağım. Bunu yaparken insan eğlenebilir, rahatlayabilir. Yani insan bir yerlere vurarak sakinleyebilir. Hani ve bunu birilerine şiddet olarak değil de bunu bir spor olarak yapılırsa yani çok daha kaliteli hale getirebiliriz. Kesinlikle öyle. Ama burada bence hoca seçiminin çok önemi var. Buradan seyircilerimize katılacaktır buna. Çünkü motivasyonu böyle sizin gibi sağlayan hocalar, o destekleyici, işte o spor koçlarının olması bence çok önemli bir şey burada. Yoksa böyle orada ben sadece mesela boks torbasına vurup gitmek istemem mesela. Hani sürekli yanımda beni destekleyecek ya da orada gerçekten motivasyonumu arttıracak birinin olması beni de spora daha çok bağlar. Aynı şekilde seyircilerimizin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Tabii bazen şimdi şey diyorlar. Hocam işte iyi motive ediyorsun ya da iyi hazırlıyorsun. Ya hani motive ediyoruz ama burada sporcu çok iş düşüyor bize. Yani kuru kuruya bir motivasyon olmaz ki. Biraz geri dönüt alacaksın. Yani geri dönüt aldıkça motive edebilirsin sporcuyu.
Ama ya sadece motivasyonla da olmuyor ya da sadece bilgiyle, sadece çalıştırmayla da olmuyor. Bunların hepsini bir bütün olarak tutmalısın. Hı, yani, doğru söylüyorsunuz. Bazı hocalar şey diyor, hadi yani çok iyi motive ediyorsunuz hocam diye soruyorlar. O da ya biraz da siz motive edin de görelim bakalım ne kadar kolay mı diyorlar. Evet, doğru. Gerçekten kolay bir şey değil yani. Sporcuyu hazırlıyorsun. Yani herkese aynı motivasyonu yapamazsın. Mesela hadi aslanım bir Türk bir dünyaya bedel değil yani. Evet. Herkese aynı yoldan gidemezsin. Tabii ki öyle. Yani herkese aynı tavsiyeyi bırakın aynı ilacı bile veremiyoruz. Veremezsin yani. Tabii. Biz hep bunu ben de kendi alanımda kullanıyorum. O yüzden herkesin o motivasyonu da farklı. Ve herkesin neyden motive olduğu da farklı evet, aslında. Evet, bunu iyi çözümlemesi. Evet. Sporcuyu iyi analiz etmesi. İşte burada da bence hocaya düşüyor ama o. Yani o antrenöre çok evet, düşüyor tabii değil canım, mi? Orada işte sporcu analizi diye bizim belli konu başlıklarımız var. Nelere dikkat ediyorsunuz orada diyelim son olarak onu sorayım. Valla ben sporcu gelir bana mesela örnek veriyorum Arzu Hanım bugün geldi bana. Arzu Hanım benim için bir soru işaretidir. Çünkü Arzu Hanım'a dair hiçbir şey bilmiyorum ben. Önce o gün o soru işaretlerini teker teker tamamlayacaksın. Yani birkaçı hatta birden fazlası spor için olan şey işte. Egzersiz kuvveti, denge kuvveti yani çok fazla konu başlığı var. Önce bu soru işaretlerini gidereceksin. Sonra sporcunun amacını öğreneceksin. Birinci hedef bu. Amaç? Amacım işte hocam benim amacım biraz şekillenmek. Hocam benim hiçbir amacım yok. Sadece ben bu işi öğrenmek istiyorum. Evet. Tamam. Hocam benim amacım bu işi profesyonel seviyede yapmak. Tamam. Hepsine ayrı ayrı bir program çizmelisin. Herkes aynı olmaz. Herkese aynı ilacı veremez. Kişiye özel olmalı. Tabii kişiye zaten. Özel. Çalışanlar da buna dikkat etmeli. Ya ben program yapıyorum da bana özel bir program. Evet. Boks için. Herkesin anlama eşiği, herkesin anlama hızı birbirinden aynı olmayabilir. Siz mesela görsel olarak çok iyi algılayabilirsiniz. Ben duysal olarak çok daha iyi algılayabilirim. Bunlar önce kişi amacı öğrenilmeli. Sporcu analizi yapılmalı. Bunun dışında zaten bu bir kendine zincirdir yani. Zamanla zamanla gelişir gider. Aslında ne kadar da böyle terapiye benzeyen bir süreç. Çünkü ben de tabii. Şimdi onu düşünüyorum. Hani bizim de karşımıza danışan hiç bilmediğimiz bir soru işareti olarak geliyor. Ve kendini açtıkça biz ilerleyebiliyoruz. Tabii, aynı tabii. Şekilde sizin için de öyle değil mi? Tabii tabii. Şimdi mesela sporcu geliyor, çalışıyoruz. Anlatmış işte belli dönem sıkıntıları var anlatmış. Biz ona göre çalışma planlamışız. Şimdi hedef süreyi tamamlamışız. Sonuca bakıyoruz. Planladığımızın çok dışında bir sonuç. Sonra sonuç anında diyor ki hocam benim şunum da vardı da ya da şu rahatsızlığım vardı da size söylemedim. Evet. Söylesen biz ona göre planlama yapacağız. Mesela size anlatıyor danışanınız. Aslında asıl konuyu anlatmadan böyle dışarıdan anlatıyor. Öyle siz de müdahaleyi tam merkezden yapamıyorsunuz. Bizim öyle. Zaten hep öyle söyleriz. Hani bize hep bir yan sorunla gelirler zaten. Evet. Yani hep bir yan problemle. Bir arkadaşım için soruyorum bunu. Tabii ki öyle. Ya da işte dikkat dağınıklığım için geliyorum ondan sonra. Ya da böyle şu hayatımda şu problem var da falan diye. Hani o aile sorunlarına ya da o ilişki sorunlarına biz böyle 3-4 seans sonra ancak gelebiliyoruz. Ama çok da hak veriyorum. Çünkü aradaki güven bağını kurmaları tabii gerekiyor. Tabii ki tabii yani. Ki. Önce güveneceksin. Mesela birkaç tane sporcum şey için gelmişti. Yani bir danışana gitmişler. Yani bir psikoloğa gitmişler. Onlar özellikle yani boks olarak değil de bir savunma sporu yapmasını önermişler. Ben çok da takdir ettim. Çok da mutlu oldum. Çünkü oradaki arkadaşımız fark etmiş ki bu kişinin rahatlaması için bir spor yapması, enerjisini atması gerekiyor diye yönlendirmişler. Birkaç arkadaşımız var. Hala çalışıyoruz. Çalıştığımız arkadaşlar var. Bizden bu konuda çalışıp giden arkadaşlarımız var. İşe yarıyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani soruyorum işte nasılsın diyorum. Hocam diyor çok farklıyım diyor. Yani ben diyor rahatlamış hissediyorum diyor. Evet. Eve gidince diyor artık diyor şey duvarlar üstüme gelmiyor diyor. Ben diyor burada bütün kuvvetimi atıyorum diyor. Bazen şey diyorum ben hani sinirlendiğim bir şey düşün diyorum. Düşünüyor ona göre vur diyorum. Hocam diyor tamam diyor ben rahatladım diyor. Bazen geliyorlar böyle ben fark ediyorum şimdi insan görünüşte bilir. İyi misin diyorum. Hocam biraz sinirliyim diyor tamam diyorum. Ben de o sinirle bir giriyoruz böyle antrenmana. Evet. Yüksek tempoda. Yorulunca gidiyorsunuz. Aslında değil mi öyle? Tabii canım. Yani ama kesinlikle ben de şunu söyleyeyim bir psikolog olarak. Hani öfke yönetimi konusunda özellikle yani stres yönetimi hatta belki zaman yönetimi konusunda bile bence çok iyi bir ideal bir spor. Ben kesinlikle onu söyleyeyim denenebilir. Yani. Buradan o yüzden özellikle ilgilenmek isteyenler, özellikle böyle aklında soru işareti olanlar Kadir hocamızı bulsun. Zaten tüm sorulara cevap verecektir diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Sadece boks tamam gerçekten büyük bir çatı. Çünkü yani böyle çok eskiye dayanan bir spor bu. Evet. Şimdi sadece boks olarak bakmasınlar ama spor olarak baksınlar. Yani mücadele sporları ya da salon sporları, işte açık alan sporları hepsi yani önemli olan spor yapmaları, önemli olan rahat. Nerede rahatlayacağını bilirse sporcu işimizi kolaylaştırır. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Evet.
Peki böyle şimdi son olarak şunu konuşalım genel olarak da. Yani böyle bu boksa ilgi duyanları ya da belki tüm spora ilgi duyanlara buradan böyle söylemek istediğiniz genel tavsiyeleriniz var mı? Yok ben yapamam, yapamayacağım ya da yapabilirim belki ama şöyle olursa da yapabilirim diyenlere mesela Ya ne diyebiliriz? öncelikle eğer ki yapmak istiyorsanız deneyin. Denemeden, deneme yanılma yöntemi bu dünyadaki yani bir şeye ulaşmakta ya da bir şeyi başarmaktaki en iyi yöntemdir. Dene, yapabiliyorsan devam edersin. Yapamıyorsan da işte ya ben seni yönlendiririm ya da diğer arkadaşlarım ya da diğer antrenör arkadaşlarımız ya der ki sana bu spor uygun değil işte başka türde spor yap. Sürekli ben şunu duyuyorum. Hocam işte geleceğim de cesaretim yok. Hocam gideceğim de cesaretim yok. İşte hocam ben biraz insanların arasında spor yapamıyorum. Ona göre bir yer bulursun. İşte bazıları diyor ki hocam diyor işte ben birebir istiyorum. Tamam. Hocam diyor ben diyor burada sıkılırım. Tamam o zaman salon spor yap. Yani önemli olan yapmak istediğinizi bilin. Ne yapmak isterseniz ona göre Değil yönelirsiniz. Ya mi? da biz ona göre yöneltiriz. Ama yani içine dert olacağını yani gelin deneyin ama içinizde o bir ukde kalmasın. Ukde kalırsa yani yapamayacağınız zamana gelirseniz ukde daha da çok büyür. Değil mi? Deneyin. Ha işte ya ben denedim de olmadı Kadir hocam dersiniz ya da Arzu Hanım ben yapamadım derim. Ama denerim yani. Bir yemek yapıyorsun ön yargılısın. Ya tadı kötüdür ama bir dene. Belki senin favori yemeğin olacak. Değil mi? Tabii ki. Belki de favori sporun olacak. Var yani soru işareti de gelip de yıllardır bizimle devam eden sporcular var. Acaba yapabilir miyim diye geldi. Yani yıllardır devam ediyoruz. Var bunlar çok çok örnekler. Yani sadece ben olarak değil. Evlerine yakın, iş yerlerine yakın, lokasyon olarak yakın yerlerdeki antrenör arkadaşlarıma, salonlara. Yeter ki içinde spor yapma hevesi olsun. Bir yere başvursunlar yani. Değil mi? Hiçbir şey yok mu? Yürüsünler her gün böyle küçük bir yürüyüş, küçük bir tempo. Her şeyden önce sağlıklı beslen tabii ki de. Burası işin şeyini çözen. Yani düğümü çözen yer sağlıklı beslenme. Kesinlikle İstediği çok kadar iyi. önemli bir yeri var Tabii değil mi? istediği Sadece kadar iyi sporla da antrenman yap. olmuyor da sadece sağlıklı beslenmeyle de Yok olmuyor. yani bu ikisi birbirine paraleldir. Yani bu ikisi birisi olmazsa diğeri olmuyor. Her Çok şey doğru. böyle birbirleri tamamlıyor bu ikisi. Yani o zaman buradan da seyircilerimize Tabii. en temel olarak sağlıklı İyi beslenin, sonra beslensinler. spor mu yapın diyoruz. İyi beslensinler, sağlıklı spor yapsınlar. Yani sağlıklı beslen, spor yap. Bu kadar kolay. Sağlıklı olmak gerçekten bazen işte diyet dönemindeki sporcular özellikle bir anlatıyorlar. Ben inanın ya diyorum ki acaba ne yaşadı bu insan? Yani ne kadar zor hayat geçiriyor. Aslında diyorum ki bak diyet zor bir şey değil. Sadece spor yap, sağlıklı beslen bu kadar. Yani sonrası zaten siz de artık Ya zaten gelecek antrenörlerde değil tabii ki biz mi? de işi çözeceğiz. Kesinlikle öyle. Öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz Rica ederim. katılımınız için. Çok Çok güzel bir keyifli bir sohbetti. programdı Evet. gerçekten. Benim için de öyle. Ve süre nasıl geçti anlamadım Hızlı. gerçekten. İnşallah bunun tekrarlarını da daha sonraki programlarımızda Umarım, yapalım. Çünkü umarım. seyircilerimiz de daha bence konuşacak çok spor konumuz vardır. Öyle Umarım. düşünüyorum. Daha böyle sadece küçük bir yerine değindik. Değil Çok mi? keyifli bir sohbetti. Evet, çok Teşekkür teşekkür ederim ben ederim. de Sağ size. olun. Çok çok Nazik teşekkürler. davetiniz için de Çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ olun. O halde başka programlarda görüşmek Başka üzere. programda görüşmek üzere. Birkaç selam yollayalım mı? Tabii genel olarak Evet. alabiliriz. Yani çalıştığım yerde arkadaşlarıma, yukarıda bizi destekleyen Evet, arkadaşlarımız var. destek Onlara, ekibimiz bugün kalabalık. evet Onlara buradan yukarıdalar. selam Onlara yollayalım. destek ekibine selam söylüyoruz. Yani bizi destekleyen, izleyen herkese selam olsun. Ailem de izliyor şu an. Onlara da selam olsun. Tabii ki. Herkes Böyle hocam. aslında bizim destekleyen tüm hocalarımıza da değil mi? Tabii, Tüm bütün hoca çalışma arkadaşlarımıza da, evet, arkadaşlarımıza da. özellikle çalışma arkadaşlarıma. Çok çok Onlar önemli. şimdi özellikle izliyorlar. Peki bizi izleyen herkese buradan selam yollayalım o Selamlar zaman. olsun. Çok teşekkür Kendinize ediyoruz. çok Çok iyi sağ ol. bakın. Siz de Hoşça öyle. kalın. Hoşça kalın. Efendim biz bugün çok keyifli bir sohbetin sonuna geldik. Sevgili Kadir Hocam'la birlikte. Eğer sizin de spora bahaneniz varsa ya da sporla ilgili soru işaretleriniz varsa bence Kadir Hocam'ı da ve Kadir Hocam'ın çalıştığı yere de gidebilirsiniz. Ve bu soru işaretlerinizi de kesinlikle gidereceklerine de eminim buradan da onu söyleyeyim. Biz bir sonraki Sorun Dertleşelim programında yine görüşüyor olacağız. Farklı konularla ve farklı konuklarla sizlerle olacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, TV Kayseri'de kalın.